Elite Dangerous'ın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun bir süre olduğunun farkındayım. Fakat bu kadar ara vermemizin nedeni Galactic Power. Biliyorsunuz Galactic Power'lara üye olmuştum ve Prismatic Shield'ı almak için bir süre geçmesi gerekiyordu. Ben bu sürenin geçtiğine inanıyor olmama rağmen maalesef bu süre henüz daha tamamlanmamış görünüyor. Bugünkü kaydımda aslında Prismatic Shield'i alacağımı düşünüyordum. Fakat işler hiç de beklediğim gibi gitmedi. Şöyle ki şuraya baktığımız zaman şu an rating 5'teyim. Ve rating 5 bana haftada 50 milyon kredi kazandırıyor. Fakat ben Prismatic Shield'i almak için ihtiyacım olan süreyi tamamlamamışım. Yani 3 hafta 3 gündür sevgili prensesimizle beraber çalışıyorum. Fakat benim hesaplarım, hatta bu konudaki kayda da baktığımız zaman 4 haftada olduğunu görebiliyoruz. Ama nedense 3 hafta 3 gün görünüyor. Şöyle düşünüyorum. Yani bu bir tahmin. Büyük ihtimalle Powerplay'de geçirdiğiniz ilk haftayı saymıyor ve ondan sonra geçirdiğiniz haftaları sayıyor olabilir diye düşünüyorum. Çünkü ben gerçekten 4 haftayı doldurdum ama hala daha 3 hafta 3 gün gösteriyor. Bunun bu şekilde olması maalesef Prismatic Shield'in açılmasını engelliyor. Çünkü o modülü alabilmemiz için 4 haftanın üzerinde bir süre geçirmemiz gerekiyor. Burada da göreceğiniz gibi. Neyse. Yapacak bir şey yok. Bir hafta daha bekleyeceğiz. Ama bugün bir Elite Dangerous videosu çekmemiz gerekiyor bence. O yüzden farklı bir şey yapalım. Gidip şu config zonlarda biraz savaşalım. Belki Python'u patlatır da biz de rahatlarız arkadaşlar. Hadi bakalım. İstasyondan çıkalım ve biraz savaşalım. Config zone'larda zaman geçirelim. Bildiğim kadarıyla config zone'larda gemileri taradığınızda para kazanamıyorsunuz ama onları patlattığınızda bir miktar para kazanıyorsunuz sanırım. Çok uzun zaman önce config zone'larda savaşmayı denemiştim. Yani birkaç tane deneme yapmıştım. Ama gerçekten şu an nasıl çalıştığını pek hatırlamıyorum. Oraya gidince umarım hafızam tekrardan bunları hatırlamaya başlar. Çok uzak görünmüyor. Zaten olabildiğince yakın bir mesafede. Eğer inişimizi ayarlayabilirsek oraya sağlıklı bir şekilde giriş yapacağız. Pekala. Çok az kaldı. Tamam. Hedeflerin gelmesini bekleyeceğim. Şimdi benim 5471 merit puanım varmış. Bunları tekrardan 10.000'in üzerine çıkartacağım. Çünkü bu merit puanlarını 10.000'in üzerinde tuttuğum sürece her hafta 50 milyon kredi kazanıyorum arkadaşlar. Yani iyi bir rakam. Bence çok iyi bir rakam. Hiçbir şey yapmadan para kazanıyorsunuz. Pekala, bildiğim kadarıyla bunlardan birini seçmem gerekiyor. Kimi seçeceğimin çok da bir önemi olmayabilir. Pekala. Şimdi Good to have you on the team, Commander.
Silahlarımızı açalım. Biraz yaklaşalım. Hani bana ne kazandıracak onu da bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum arkadaşlar. Bu videoyu bir rehber içeriğinden ziyade işte öylesine çekilmiş bir video olarak da düşünebilirsiniz. Gidip onu patlatalım ya. Oo, iyisin. İyisin. İyisin ama bence benim kadar iyi değilsin. Hadi ama. Ya şu çef atmaları beni gerçekten sinir ediyor. Şu an benim gemimde chef launcher yok arkadaşlar. Onun yerine ACM taktım. ACM gelen roketleri. Evet. ACM gelen roketlerin elektromanyetik dalgalarını bozup sizi vurmalarını engelliyor. Kısmen de olsa iyi bir modül diyebilirim. Hani daha iyi defans modülleri de var. Fakat ben onu sevdim diyebilirim. Hoşuma gitti. Bakın bir türlü ona odaklanamıyoruz. Oo, sakin ol. Yakaladım seni. Sakin ol şampiyon. Gerçekten çok iyilermiş ya. Gerçekten çok iyiler. Yani çok hızlı manevra yapıyorlar ve onları yakalamak neredeyse çok zor. Şurada bir tane var. Geçirdim sana. Pekala. Config zone ne kadar uzun sürer bilmiyorum arkadaşlar. Ama çok fazla süreceğini sanmıyorum. Bir süre sonra buradan galibiyetle çıkabiliriz diye tahmin ediyorum. Yanılıyor da olabilirim. Benimsin. Hiçbir yere kaçamayacaksın. Sakin ol, sakin ol. Hadi ama şampiyon. Ah be. Sanırım bir tek o kaldı. Güle güle.
Bunların bize herhangi bir getirisi var mı? Maalesef yok. Yani powerplay anlamında getirisi var mı diye baktım. Ama herhangi bir getirisi yokmuş. Oh, bir tanesi daha bana ateş etmeye başladı. Merhaba. Sana şöyle bir dokunsam. Öleceksin, öleceksin. Sana şuradan küçük bir dokunuş yapabilir miyim? Kaçma. Hadi ama. Bu kadar naz yapmana gerçekten gerek yoktu. Bence ezici bir şekilde üstünlüğümüz var. Evet, ezici bir şekilde üstünlüğümüz var arkadaşlar. Zaten sağ üst tarafta şeyi görebiliyorsunuz. Dokunalım ya. Vay arkadaş. Ne sıkıntılıymışsın ya. Bir türlü patlamadın. Başka var mı? Ardı arkası kesilmiyor. Ardı arkası kesilmiyor. Yenileri geldi. Sanırım rütbelerine göre geliyorlar. Şu an gelen büyük ihtimalle dangerous olanlar, yani rütbeleri dangerous olanlar geldi. Sakin ol. İki koldan saldırıyorlar. Bence hala daha dayanabiliriz. Hala daha dayanabiliriz. Artık daha fazla dayanamayacağım. Topuk. Kaçmamız lazım. %30'a düştük. Biraz uzaklaşalım. Aslında onu alabilirdim. Çünkü %14'e kadar düştü ama maalesef beni çok fazla hırpaladı. Evet, onu indirmişler. Onu indirmişler. Tamam. Bence fena değildi. Daha iyisini de yapabilirdik ama şimdilik bu kadar yeter diye düşünüyorum. İstasyona geri dönelim, tamir edelim ve bir şans daha deneyelim arkadaşlar. Küçük bir ara verelim. Gemiyi tamir ettikten sonra kaldığımız yerden devam ederiz.
Geri geldik arkadaşlar. Bu bizim 5. denememiz olacak. Bakalım bu sefer ne yapacağız? Çok fazla bir para kazanmadık. 329.000'deyiz. Yani bu sefer stratejimi biraz değiştireceğim ve küçük hedeflere saldıracağım, öyle diyelim. Hani patlatması daha kolay olan hedeflere yönelip belki içlerinde deadly falan var bunların ya. Expert, sen nesin? Dangerous, Master. Ya neyse işte. Bir taneye gireceğiz arkadaşlar. Sakin ol şampiyon, sakin ol. Abi çok şeysin, sana şöyle bir dokunacağım. Tamam, biri gitti. Oh. Ya şu torpidolardan ve roketlerden gerçekten nefret ediyorum. Çok büyük hasar veriyorlar. Ve gemimizin kalkanı eksplosif türü silahlara karşı maalesef dayanıksız. Hani termal ve kinetik saldırıları defans edebiliyoruz ama eksplosif saldırıları, roketler ve torpidoları maalesef defans yapamıyoruz. Onun üzerinde biraz sanırım çalışmam gerekiyor. Yani daha uygun modüller takmak gerekiyor olabilir. Bunu bir sonraki sefere düzelteceğim ama şu anda bununla yaşamayı denemek zorundayız. Belki de buraya bir anakonda getirmek gerekiyordu. Hedefleri daha uzaktan patlatarak savaşmak daha sağlıklı bir strateji olabilirdi. Onu istiyorum. Hayır. Abi evet. Onu istiyorum. Hadi ama. Neyse. Bu arada kendi müttefiklerimize ateş etmememiz gerektiğini de bir önceki config zone girişinde öğrendim. Yanlışlıkla kendi müttefiklerimizden bir tanesine ateş ettim ve bana düşman oldular. Ortalık bir anda kırmızı hedeflerle doldu arkadaşlar. Radarda hiç yeşil hedef yoktu. Herkes bana düşman olmuştu. Sen bana mı kaldın?
Ya config sonda bir type 9'un ne işi olabilir? Zaten onu anladığım kadarıyla etkisiz hale getirmişler. Hiçbir yere kaçamıyor. Büyük ihtimalle power plant'ini patlatmış olabilirler. Pekala, gitti. Bayağı bir uzaklaştık. Aslına bakarsanız uzaklaşmış olmamız bence iyi bir şey. Bu şekilde kendimizi toparlayabiliyoruz. Şimdi geri döneceğim. 20 kilometreden daha uzaktayız. Kendime yeni bir hedef buldum sanırım. Rütbesi deadly görünüyor ama bizim için çok problem olacağını sanmıyorum. Çünkü ona saldıran bir, hatta iki tane bizim tarafımızda olan gemi var. O yüzden hani en kötü ihtimalle ne olabilir ki? Bu beyefendi ile teke tek kalabiliriz. Kaçıyor. Kaçmayı planlıyor. Kaçtı. Çok ilginç. Korkudan kaçtı. Benden daha korkak olduğunu söyleyebilirim. Ya benim silahlarımdan başka hiçbir kimsenin silahı buna etki etmiyor mu? Sağ üst tarafta gördüğüm kadarıyla şu anda üstünlük sağladık. Config zone ne kadar devam ediyor onu da bilmiyorum ama eğer bu üstünlüğümüzü devam ettirirsek belki de config zone'dan başarılı şekilde çıkabiliriz. Adam kaçtı ya. Ya ciddi misiniz? Hepsi kaçıyor. Hadi patlayacaksın. Güzel. Oh. Biraz yaklaşalım. Çünkü çok uzaklaştık.
Hayır, 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 hayır. Hayır. Endişe edecek bir şey yok. Öyle bir süre kesişeceğiz. Hatta ben sana şuradan bir kafa da çakabilirim. Adam gerçekten dişli çıktı. Sakin ol. Şu anda gücümü motorlardan aldım ve olabildiğince maalesef işe yaramayacak çünkü kaçıyor. Yaklaşır mı bilemiyorum ama evet. Gücümü motorlardan aldım arkadaşlar ve silahlarla sisteme verdim ama adam kaçıyor. Pekala. Ona saldıran kimse kalmadı. Ve gittikçe uzaklaşıyor. Şurada ikiye bir savaşan bir arkadaşımız var. Evet, şuna girebiliriz belki. Sakin ol ya. Kaçma lütfen. Sizinle uğraşmaktan gerçekten yoruldum. Neredesin arkadaşım? Neredesin? Güle güle. Pekala. Şimdi sıra sende. Oh. Yanlışlıkla. Ya işte böyle göz göze gelirsin. Gerçekten güçlü arkadaşlar. Gerçekten güçlü. Abi ya sen gideceksin ya da ben gideceğim. Burada teke tek kaldık. Sana yardım eden de yok. Bana yardım eden de yok. Açıkçası sana bir şey söyleyeceğim. Bu filmi daha önce izledim ve sonunu biliyorum. Kaçmayı mı planlıyorsun? Hayır, bence öyle bir şey yapmazsın.
Bu sefer gerçekten kaçmayı planlıyor sanırım. Çünkü frameshift diye bir ses duydum. Evet, kaçıyor. Kaçıyor pislik. Kaçtı. Şunun durumu nedir? Orada bir piton var ve o pitonun bana bulaşmasını gerçekten istemiyorum. En azından şunu alana kadar. O bayağı dişli bir rakipmiş. Silahlarımdan bir tanesi etkisiz hale geldi. Nedenini bilmiyorum. Muhtemelen hasar aldı arkadaşlar. Neredesin? Abi patlayacaksın. Niye uğraşıyorsun ki? Onu ben etkisiz hale getirmişim. Tuhaf. Peki bir saniye. Abi ne ateş ediyor? Tamam. Bence bu kadar yeter. Buradan kaçalım arkadaşlar. Çünkü yoruldum. Gerçekten yoruldum. İstasyona gidip parayı alalım ve videoyu sonlandıralım. Anladığım kadarıyla konfig sonunda savaş bitmek bilmiyor. Sürekli dalga dalga geliyorlar. Ne kadar kazandık? 570 bin. Çok az bir miktar kazandık. Ama bir o kadarını da geminin tamiratı için kullandım. O nedenle şikayetçi değilim. Peki. Sakin ve yavaşça. Üç numara. İniş takımlarını zaten açmışım, farkında bile değilim. Artık bazı şeyler o kadar çok alışkanlık haline geldi ki hani sorgulamadan yapıyorum. Comfort is our top priority.
Pekala. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta Powerplay'deki 4. haftamız olacak. Muhtemelen prizmatik şildi almayı başaracağız. Ve prizmatik şildi deneyerek kombat yapmayı tekrardan test ederiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.